Research Leadership, yani olağanüstü ve sürdürülebilirlik araştırma liderliği ödülünü almıştır. İstinye Üniversitesi Mühendislik Fakültesi kurucu dekan olarak görev yapmaktadır. Ayrıca University of California Santa Barbara'daki Coach Lab isimli araştırma merkezinde doktora öğrencileri ve doktora sonrası araştırmacıların çalışmalarını yönetmektedir. Dünyanın ikinci büyük kriptografik konferansı olan Cryptographic Hardware and Embedded Systems'in kurucusudur. Ayrıca sonlu alanlar matematiği ve kriptografik donanım güvenliği alanlarındaki Vahiy ve Prus isimli iki çalıştayın kurucuları arasındadır. 2013 yılında İstanbul'da Open Problems in Mathematics and Computational Sciences, 2017 yılında Paris'te Cyber Physical System Security çalıştayının kurup yönetmiş ve bu konularda iki kitap yayınlamıştır. Springer tarafından 2011'den beri yayınlanan kriptografik donanım ve yazılım konularına odaklanmış olan Journal of Cryptographic Engineering dergisinin kurucu baş editörüdür. Kriptografi mühendisliğinde yaptığı katkılarından dolayı 2007 yılında IEEE Fellow seçkin üye olarak seçilmiş. Aynı şekilde IEEE Transactions on Mobile Computing and IEEE Transactions on Computers dergilerini sürekli editörlük ve IEEE Transactions Computers dergisinin 3 özel sayısının misafir editörlüğünü yapmıştır. Ayrıca International Journal of Foundations of Computer Science ve Transactions of Nanjing University of Aeronautics yes, and Aura Astronautics Dergilerin yayın kurulundadır. Kusura bakmayacağım telaffuzdan dolayı. Koç bilimsel çalışmalara ilaveten kriptografi mühendisliği alanında 50'den fazla kriptografik cihaz, yazılım ve donanımın tasarım ve geliştirmesine katkıda bulunmuştur. Bunlar arasında eee PGP, RSAREF, Bsafe, CDSA, Tor ve onlarca RSA and yani ECC şifreleme ve dijital imza algoritmalarının yazılım ve donanım çekirdekleri vardır. 2003 yılında yapılan bir tahmine göre sadece bir şey yazılımı 4,5 milyardan fazla cihazda yer almaktaydı. Hocam yanlış hatırlamıyorsam bundan 10-15 sene önce bizim matematik bölümünde gene bir seminer vermiştiniz. O seminerdeki bir cümle benim dikkatimi çekmişti. Bu yaptığım yazılımdan dolayı her cihaz başına bir sent veya bir dolar alsan <laughs> dünyanın en zihinde karşısına. Bir Siz bir sent demiştiniz sen de. Ben bir dolara çıkarttım. Bir dolara gerek yok. <laughs> Eyvallah. Bir sent, bir de bunu söylüyor zaten. Tasarlamış olduğu algoritmalar yazılım ve donanım mimarileri Texas, Instruments, Intel, Samsung ve Huawei gibi firmaların ürünlerinde kullanmaktadır. Bu çalışmaların bir kısmı Koç'un yazarlık ettiği 13 ABD patentine konu olmuştur. Springer tarafından yayınlanan 4 kitaba yazarlık yapmıştır. Cryptographic Algorithms on Reconfigurable Hardware 2007 yılında, Cryptographic Engineering 2009, Open Problems in Mathematics and Computational Science 2014, ve Cyber Physical Systems Security 2018 yılında yayınlanmıştır. Bunlardan Cryptographic Engineering isimli kitap Çince'ye de çevrilmiştir. Halihazırda bitirmiş olduğu Partially Homomorphic Cryptography isimli kitabı da Schöpinger tarafından 2021 yılında yayınlanacaktır. E, 7 konferans kitapçı yazarına ilave eden 85 uluslararası dergi makalesi, 58 uluslararası konferans makalesi, 11 kitap bölümü ve 13 teknik yazar teknik raporu yazarlık etmiştir. Ayrıca 21 doktora, 40 yüksek lisans ve 6 lisans tezi yönetmiştir. 40 doktora alanında en çok doktora tezi yöneten 3 bilim adamından biri olarak bilinmektedir. Google Scholar H Index değeri 44 olup en çok alan 100 Türk bilim adamı arasındadır. Yıldız Teknik Üniversitesi Yılın Yıldızları 2019 rektörlük özel ödülünü almıştır. 2020 Ocak ayından beri TÜBİTAK 2232 Uluslararası Lider Araştırmacılar Programı tarafından desteklenmektedir. Gözün hocam ben yoruldum. Çok zengindir siz. Yani. <laughs> Vallahi ben yoruldum hocam. Eyvallah. Sağ ol. Sağ ol. Güzel okuma sözü şundan dolayı hocam. Bizlere örnek olsun diye. Eyvallah hocam sağ olun. Ee, ben çok kısa bir hatırlatma yapayım hocam. Program esnasında arkadaşlar sesli mikrofonlarınız kısarsa e, programın isteyeceğim bozulmaz. E, chat kısmından da sorularımızı yazabiliriz diye söyleyeyim ve hocam e, sözü siz, size bırakayım inşallah. İyi akşamlar. Evet İyi hocam bir sağ olun. Ben de şöyle bir talepte bulunayım sizden. Lütfen o chat alanı siz okuyun. Bir soru gelirse siz beni uyarın, ben oraya geçeyim. Çünkü oraya sürekli bakmak istemiyorum. Arkadaşlarımız da sorularını oraya yazsınlar. Ee, başlamadan önce size ben, hocam da sorduğu için YouTube sayfamdan bahsedeyim. E, sayfayı bulmak için bilgisayar bilimleri ve kriptoloji, Çetin koç diye bir arama yaparsanız karşına, karşınıza çıkar. Yani çok... YouTube çok kısa URL'ler kullanmadığı için e, hatırda kalması zor olur. Burada ben yaptığım bütün konuşmaların e, kaydını tutuyorum arkadaşlar. Bunu yapmamın nedeni TÜBİTAK'tan aldığım desteğin karşılığını Türkiye'ye vermek istiyorum. Çünkü e, benim üniversitemde doktora e, programı yok. o yüzden Yıldız'dan doktor öğrencileri almaya başladım ve Henüz de Ocak ayında başladığı için 22-32, şu anda sadece bir tane doktor öğrencim var. İnşallah daha bana 4-5 kişi falan katılır zamanla. Derslerimi, konuşmalarımı bu konuşmada dahil kaydedip buraya koyuyorum. Bütün konuşmalarım Türkçe, bu konuşmam da Türkçe. Ama slaytlarım hep İngilizce. Yani artık İngilizce okumaya da alışın lütfen. Bu da Türkçe olsun. Ben gerçekten onu Türkçe çevirmekte büyük bir en güçlük çekerim yoksa. Bir de bir şey daha söyleyeyim bu konuda. Aslında bu son kitabımızı bitirince yeni bir kitap projemiz var şu anda. Introduction to Cryptographic Engineering diye bir kitap yazmak istiyorum. Yani var materyalim. Yazmaya başladım demeyeceğim ama materyalim yıllardır birikiyordu. bu kitabı hem İngilizcesi hem de Türkçesini yayınlamak istiyorum. İki tane bilim adam arkadaşımız gönüllü olarak bana katıldılar. Onlar da Türkçe'ye çevirirken ben de İngilizcesini yazacağım. İnşallah o kitabı da bu senenin sonunda görürsünüz. 2020 yılı birçok arkadaşımız için eminim zor geçmiştir. Öğrenci, özellikle öğrenci arkadaşlarımız bu yeni hayata uyum göstermekte zorluk çekmişlerdir. Gerçekten hepimizin evleri böyle hani online çalışmaya uygun süper internet bağlantısı olan evler değil. Çoğumuzun uygun odaları bile yok biliyorum dolayısıyla eminim güçlükler çektiniz ama yani çok e, e, şimdi söyleyeceğim şey biraz da üzülerek söylüyorum. Ben hiçbir güçlük çekmedim. Çünkü gittim olabilecek en hızlı interneti aldım, evime bağladım. Böyle kocaman bir odam var. Bütün kitaplarım hepsi Amerika'dan geldiler. Onları sıraya dizdim. Her şey elimin altında. O da da benim ofisim gibi oldu artık. hem e, bu Merkez Efendi Camii denilen mahallede oturuyorum. Okula yürüyerek gidebiliyorum filan. Yani hayatım süperdi. E bu süper konforun e, içinde ne yapmam lazım? İyi bir şeyler yazmam lazım. İki şey yaptım. Birincisi bu paşalomatik kriptografi e, kitabını bitirdim arkadaşlarımla birlikte. Funda ve Zeynep diye iki tane e, bilim adam arkadaşım matematikçiyle birlikte yazdım onları. O e, chapterları bitirdik, gönderdik. Ama ikincisi şu anda anlatacağım konuyu konu üzerinde çok çalıştım. Gerçekten yani diyebilirim ki günde 10 saat çalışıyordum bunun üzerinde. Çünkü biliyorsunuz çok fazla ders yoktu. Bir okul sürekli bir şekilde ilgisiz. Hepimiz okulla ilgisiz olduk. Dolayısıyla iyi şeyler ortaya çıktı. Yani vaktimi boşa geçirmedim arkadaşlar. Benim de görevim bu. Şimdi ben size azıcık kriptografiden bahsedeyim. Şimdi Kriptografi bize bilgi güvenliği, daha haberleşme güvenliği sağlıyor. A noktasından B noktasına haberleşme güvenliği yapabilmek için şifreliyoruz. Ama şifreleyince bir anahtarla şifreleniyor. Az önce kriptografi dersi alırsanız, okursanız bir kriptografik fonksiyonların bir de hem datayı alıp şifrelediği hem de bir anahtarı olduğunu keşfedersiniz. Anahtarda prensip olarak o da bir sayı, o da bir data genellikle çok uzun bir data olması gerekiyor. Uzunluğunun bir güvenlik şey olması lazım. Argümanıyla ortada olması lazım. Bazen anahtarlar mesela RSA algoritmasında 2000 bit olabiliyor. Bazen anahtarlar işte efendim AES gibi algoritmalarda 128 bit olabiliyor. Bazen de 30 bin bit olabiliyor. Şimdi zaten homomorfik kriptografinin biraz öyle bir uzun anahtarlılık gibi bir özelliği var. Çok ilginç bir konu. Kriptografi bize haberleşme güvenliği sağlar. Harika. Ama kriptografi bir şey daha sağlıyor. O da data güvenliği. Biz bir serverin içindeki datayı şifreliyoruz ki bir hacker ona ulaşamasın veya ulaştığı zaman e, ulaştığı data şifreli olsun. Yani sadece kriptografi haberleşme için değil, aynı zamanda bir serverin içerisindeki bilgileri de gizli tutmak için. Şimdi bu, bu konu haberleşmeden veya en az haberleşme kadar önemli niçin? Çünkü e, cloud denilen bu bulut denilen hizmetler e, diyelim ki işte terabayt başına e, bizden istediği bize maliyetleri çok 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 düşük olduğu için insanlar artık kendi e, datasını kendi firması içinde tutmak yerine bu ortak alanda bu ortak alanda tutmayı tercih ediyor. Dolayısıyla bu çok ucuza geliyor. Gerçekten terabaytı böyle birkaç sente geliyor. Gigabaytı birkaç sente geliyor. Dolayısıyla bu datanın orada hani biraz da başkalarının ulaşabileceği bir data olabiliyor. Yani kötü amaçlı birisi o dataya ulaşmak için uğraşabilir. Bir takım yazılım saldırıları, işletim sistemi saldırıları uygulayabilir. Dolayısıyla bu konu çok fazla önemli olmaya başladı. Çünkü bu bulut hizmetleri Diyebilirim ki 2000 yıllarında filan başladı. İşte Amazon, Microsoft, IBM'in hizmetleri bunlar gittikçe büyüdüler bu son 20 senede ve bundan sonraki senelerde çok daha fazla önemli olacak. Dolayısıyla buluttaki datanın güvenliğiyle ilgili çok ilginç bir problem ortaya çıktı. Bu problemler e, RDSM'e devam ediyor. Şimdi size bir algoritmadan bahsetmek istiyorum. Adı AES algoritması. Şimdi aslında bizim konumuz e, homomorfik encryption algoritmaları konumuz bu. Nedir bu? Bunu açıklayabilmek için size iki algoritmadan bahsedeyim. Bu AES algoritması anahtar uzunluğu 128 bit olan e, data'yı şifrelemek için hem haberleşme amacıyla hem de data security anlamında amacıyla haber şifrelemek için çok uygun bir algoritma. E, algoritma şöyle yapıyor. Datayı e, dörde dörtlük her bir parçası 8 bit olan bir matris gibi temsil ediyor. Yani 128 bitlik bir datayı bir matrise dönüştürüyor. Sonra da o matrisi bir matematiksel obje olarak görüyor. O matematiksel obje üzerinde çok fazla sayıda işlemler yapıyor. Bu işlemlerin hiçbirisi tam manasıyla matematiksel işlemler değiller. Bunlar neler arkadaşlar? Bunlar o bitler üzerinde bir takım manipülasyonlardan ibaret o matris bitleri manipüle ediliyor. Bu kısa videoda ben size o AES'in çalışmasının bir e, animasyonu göstereyim dedim. Sol tarafta şifrelemek istediğiniz data, sağ taraftaki mavi de anahtar. İkisi de 128 bitlik. İkisi de bir matris gibi arrange edilmiş. Ve anahtarın yardımıyla o sarı data şifrelenecek. Bütün ya şu bunu niye anlatıyorum size gösteriyorum. Şifreleme algoritmasının data manipülasyon kısmının ne kadar karmaşık olabileceğini göstermek için. Bakın şu dört farklı işlemi bir tanesini bir defa, dört tanesini dokuz defa, üç tanesini de bir defa yapıyor. Bunların hepsi data manipülasyon işlemleri. Mesela bunların her birisi nedir? Diyelim ki bunlardan birincisi subbyte denilen data manipülasyonu. Matrisi başka bir matristen e, substitution metoduyla geçiriyor. Matrisin her bir elemanını alıyor, ona karşı gelen başka bir elemanı buluyor, sabit bir matristen yerine koyuyor. Böyle bir enteresan bir işlem yapıyor. Bu pek fazla matematiksel bir işlem değil. Bu bir çeşit table lookup dedikleri şey. Başka bir operasyon matrisi e, satırlarını shift ediyor. Daha sonra rotate ediyor, döndürüyor. Bu da çok matematik sayılmaz. Yani bir, bir grup operasyonu değil, bu bir field operasyonu değil. İntegral almıyorsunuz, çarpma yapmıyorsunuz. Nedir bu? Ha burada bir işlem e, var. Bu biraz çarpmaya benziyor. Bir matris vektör çarpması. Bir tek bunun matematiksel olduğunu söyleyebilirsiniz. Ama o da matris vektörü böyle parçalı bir şekilde yaparak garip bir şekilde ilerliyor. En sonuncusu ise. E, Anahtarı, bu da bir e, matris operasyonu gibi düşünebilirsiniz. Anahtarı alıyor, dataya ekliyor. Ve bunları söylediğim gibi 11 defa yapacak. Şimdi bunu fazla uzatmak istemiyorum. Yani bu kadar karmaşık işlemleri yapıyor ki datayı şifrelesin. Başka bir algoritma daha var. Bunu büyük ihtimalle derslerde görmüşsünüzdür. Number Theory derslerinden hocaları bundan bahseder. Bu algoritma tamamıyla matematik. Tam manasıyla matematik. Burada İki tane asal sayı var. İtalya'da büyük asal sayılar bunlar. Bunların çarpımına modulus n diyoruz. Modulus'un Euler fi fonksiyonuna yani p-1-çapı q-1 diye bir fay var. Bu fay anahtarı, fay derecesi n ile e ile d'nin bir ortak bir işlemi var. Orası çok önemli değil. Önemli olan şu şifrelemek için e, şifrelemek istediğiniz datayı bir sayı gibi görüp onun eğinci kuvvetini mod n hesaplıyorsunuz. Bu tam manasıyla modular aritmetik yapıyor. İşin ilginç tarafı bunu bu şifreyi açmak için, dekripsin yapmak için gereken işlem ise gene bir e, üstel alma işlemi. Bu işlem de C üzeri de. Yani M'yi N'in e, power'ına yükselttiğiniz zaman e, C'yi denin, power'ını yükselttiğiniz zaman da şifreyi açmış oluyorsunuz. Bu tamamen matematik. Mesela bakın bir örnek göstereyim. E, P11 kede Q de 13 olsun. Bu örneği gene kullanacağım. İkisinin çarpımı 143. Bunun fi'si, fi, Euler fi değeri 2 e, üzeri 3 çarpı 3 çarpı 5, 120. E7 diye seçiyorum n'in tersi modulo fayda dedir. O da 103 oluyor. Şimdi mesela 99'u şifrelemek istiyorsam 99'un 7. kuvvetini mod 143 e arıyorum. O bana 44 veriyor. 44'ü şifresini açmak, decrypt etmek istiyorsam o zaman da 44'ün 103. kuvvetini mod 143 hesaplamam lazım. Tam manasıyla matematik. Şimdi bu iki birbirlerine çok farklı iki algoritmanın bir ortak yönü var mı diye bir düşünelim. Şimdi bunu, bunu sadece koydum göresiniz diye bir, tabii ki böyle küçük sayılar kullanmıyoruz arkadaşlar. Kullandığımız P ve Q sayıları biner bittik. 300'er 310 desimal rakamlı sayılar. Yani N ikisinin çarpımı 610 rakamlı bir sayı. Yani desimal olarak 610 rakamlı böyle büyük sayılar kullanmalıyız. Böyle büyük sayılar kullanınca tabii e, şifreleme algoritmaları da yavaş oluyor. IIS algoritması çok hızlı. IIS algoritmasının çipleri böyle gigabit per second yani bir saniyede bir milyar bitti şifreleyebiliyor. Ama böyle algoritmalar RSA türü e, number theoretic, number theory bazlı hatta eliptikör bazlı algoritmalar daha yavaş. Ne kadar yavaş? Yani 10 bin bit mesela bir saniyede 10 bin biti 10 bin bloku veya 100 bin biti veya 1 milyon bloku en fazla 1 milyon biti şifreleyebilir. Bunlar da realistik sayılar. Şimdi konumuza girelim. Saat bakayım 8.24. Şimdi konumuz şu. Biz encryption fonksiyonuna multiplicatively homomorfik diyebiliyorsak onun özelliği şu. Şifreli olan x ile şifreli olan y'nin şifrelenmiş hallerinden X ile Y'nin çarpımının şifrelenmiş halini buluyoruz. Yani benim elimde X yok. Benim elimde Y de yok. Ben eksi ve Y'yi bilmiyorum. Eksi bilmiyorum. Y'yi de bilmiyorum. Ama i eksi biliyorum. Yani şifrelenmiş X'i biliyorum. i Y'yi biliyorum. Acaba öyle bir magic operasyon var mı ki bu bana X çarpı Y'nin şifreli halini versin ve benim X ve Y'yi bilmediğim için X ve çarpı Y'yi bulmam imkansız. Ben bunu bulamam. Böyle bir şey mümkün mü? Eğer böyle bir şey mümkünse, ben buna multiplikatifli homomorfik diye diyeceğim. Diğer taraftan X ve Y'nin toplamını şifrelerini açmadan hesaplayabiliyorsam, buna da additive homomorfik diyeceğim. İkisini de birden yapabiliyorsam, buna da fully homomorfik diyeceğim. Niye fully? Çünkü Çapma ve toplama yapabiliyorsanız istediğiniz polinomu hesaplarsınız. İstediğiniz polinomu hesaplayabiliyorsanız Taylor polinomları hesaplarsınız. İstediğiniz fonksiyonu hesaplanırsınız. Mesela sinüs x fonksiyonu Taylor açılımını alır, bir polinoma düşürür. o da tekrar kısa bir polinom kullanırsınız. Dolayısıyla çok faydalı olabilir. Peki bu ne niye gerek var buna? Şimdi çünkü arkadaşlar ben eğer decrypt etmeden e, toplayıp ve çıkarabilirsen bu iyi bir şey. Bu çok iyi bir şey. E, eğer homomorfik olmasaydı o zaman dekript etmem gerekecekti. Çarpmam gerekecek, gerekecekti. Gene yeniden inkript etmem gerekecekti. Çok sayıda işlem yapacaktım. Ondan da önemlisi anahtar gerekecekti. Anahtara ulaşmam gerekecekti. Bunu sadece anahtarın sahibi olan birisi buna ulaşabilir. Şimdi o zaman şu soruyu soralım. AES algoritması homomorfik mi? Cevap hayır. Azıcık algoritmayı düşünün. İki tane matrisin çarpılmış halini ya da toplanmış halinin şifrelenmiş halini şifrelenmiş hallerinden bulabilir miyiz? Yani çok karışık bir şey. Yani gerçekten bunu denemeye bile gerek yok. Peki RSA homomorfik mi? İlginçtir. Multiplicated homomorfik ama additive de homomorfik değil. Bakın multiplikatifle homomorfik olduğunu göstereyim. M'nin e'inci kuvvetiydi ya. Bir M1'in e'inci kuvvetini şifrelemiş olduk. M2'nin de e'inci kuvvetini şifrelemiş olduk. Aynı şifreleme anahtarıyla. Şimdi M1 üzeri e ile M2 üzeri e'yi çarptığın zaman hemen eline M1 kelimenin e'inci kuvveti çıkar. Yani sen çarpımı şifreli halini hiç m'leri bilmeden yapabilirsin. Şimdi hatırlıyorsanız 9'u şifrelemiştim. 11'in 9'un şifresi 48 arkadaşlar. 11'in şifresi de 132. Diyelim ki ben 9'da 11'i bilmiyorum. Şifreli halleri 48 ile 132'yi çarparsam bulduğum sayı 44, 99'un şifresidir. Gerçekten de bunu gösterebilirsin. Bu 99'u şifreliyor. Bu da ilginç bir özellik ama yani bu özellik aşağı yukarı 30 7 senedir biliniyordu. Yani bunun biliniyor olmasının çok büyük bir faydası bize olmadı. Sadece enteresan bir özellik deyip geçtik. Ee, enteresan. Gerçekten çok enteresan deyip geçtik. Peki ARS algoritması additively homomorfik mi? Öyle bir operasyon gözükmüyor. Kimse öyle bir operasyon bulamadı. Acaba ben denemeli miyim? Yok sen deneme. Biraz bekle bu konuşmanın sonuna kadar en azından bekle denemek için. Çünkü biraz daha karışık işler senin gördüğünden. Ee, biraz ilerleyelim. Şimdi e, bazı algoritmalar editivli de multiplicative de homomorfik değiller. Mesela AES, DES, IDEA gibi algoritmalar. Bazıları ya editivli ya da multiplicative, ikisi birden değil. Bunlara partially homomorfik algoritmalar diyoruz. Mesela Benalov, Demgard Jurik, Elgamal bunların hepsi RSA de öyle. RSA sadece multiplicative homomorfikti, editively değildi. O zaman partial Bir senedir açık, bir buçuk sene açık uğraştık. Funda ve Zeynep arkadaşlarımla birlikte bu kitabı yazdık. Bu kitap benim çok ilgimi çekiyor artık bundan sonra. Ben hani diyebilirim ki bundan sonra sadece FHC, Fluomorvik Encryption çalışacağım. O yüzden bunun bu parçalı homomorfik kısmını da iyi halledeyim dedim. oturduk böyle çok faydalı bir el kitabı yazdık. E, 2021'de çıktı zaman inşallah e, size de ulaştırırız birer kopyasını. Devam edelim. Şimdi arkadaşlar, dedim ya RSA algoritmasının multiplicative homomorphic olduğunu biliyordum. Hatta ilk makaleyi de Rives yazmıştı. RSA'nın R harfiyonu taşıyan hocamız. Rives daha o zaman hatta RS bir sene sonra aa bunun böyle bir özelliği var dedi. Hatta çok ilginç cümleler kurdu. Bu Rivest zaten böyle biraz e, hani vizyoner bir insan. Gerçekten bazı şeyleri çok önceden görebiliyor. E, ben kendisiyle 1990'dan 97'ye kadar kendisiyle çalıştım. Onun kurmuş olduğu bir firmada e, danışmanlık yaptım. Dolayısıyla biliyorum. Çok yani başka yerlerde anlatamayacağım ilginç problemler çözdük birlikte. Devam edelim. Bir çocuk. Vallahi gerçekten de bir çocuk. O yüzden kendinizi sakın küçümsemeyin. Craig Gentry geldi Stanford'a bir doktora tezi yazdı. Gentry de denebilir. Gentry de denebilir. O kadar önemli değil. Ve ne gösterebiliyor musun? Full homomorphic encryption mümkündür dedi. Çünkü şu ana kadar yoktu. 2008'e kadar bu arkadaşın tezine kadar böyle bir şey yoktu. Partial vardı. Sürekli parçalar bulunuyordu ama birdenbire bir ortaya bu geldi. Şimdi e, o günden beri, 2008'den beri bugüne kadar, yani gerçekten 2020'ye kadar, 2021, 2021'de henüz girdik, birçok algoritma aslında artıldı ve bazı algoritmalar da sürekli revize ediliyor. Bunların bir ortak özellikleri var. Bütün bu fully homomorphic encryption algoritmaları, bundan sonra kısaltacağım, FHE diyeceğim, FHE bütün bu FH algoritmaların ortak özellikleri cipher çok büyük. Yani RSI gibi büyük değil. Göstereceğim. Yani milyonlarca bit cipher texler. İkincisi bunların güvenlikle ilgili argümanları. Mesela RSI'de güvenlikle ilgili argüman faktörizasyonun zor olduğu problemine dayanır. Burada öyle bir probleme dayanmıyor. Bunlar distinguishability denilen argümanlara dayanıyor. O da şu demek random bir sayıyla benim ürettiğim sayı arasındaki farkı bulamıyorsan ben güvenliyim. Bu kadar basit yani aslında tamamıyla probabilistik bir me şeye, metodolojiye dayanıyor. Bunların bir özelliği daha var. One to many fonksiyonlar. Yani bir tek plain text'in çok fazla sayıda cipher text olabiliyor. Dolayısıyla enteresan bir özelliği var. Bunlar redundancy yüksek algoritmalar. Bunlar bize ne yapacak? Bunların bize faydası ne olacak? E biliyoruz. Bunların bize faydası decryption etmeden computation yapmamıza sağlayacaklar arkadaşlar. Mesela diyelim ki bir iki bir matrisi çarpmak istiyorum. Datamda m1, m2, m3, m4, m5, m6 çarpacağım. m7 ile m8'i bulacağım. Ama benim elimde m'ler yok. Benim elimde onun şifreli halleri var. Dolayısıyla şifreli iki matrisi bir matris bir vektörü çarpabileceğim, onların şifreli halini bulacağım. Hala c7 ve c 8i buluyorum ama hala m7 ve m8'i bulamıyorum. Ama m7 ve m 8e ulaşmak için anahtara ihtiyacım var. Fakat hesaplarken c1 ile c5'i, c2 ile c6'ı çarpıp toplarken yok. Çünkü fhc mult diye bir artık fonksiyonumun var. FHC multiplication yapıyor. Cebirle cebişi çarpıyorum. Ama FHC domaininde çarpıyorum. Biraz azıcık Fourier transformuna bunu benzetebilirsiniz. Yani Fourier domaininde çarpıyorum. Fourier domaininde çarpıyorum. Fourier domaininde ekliyorum. Fourier domaininde buluyorum. Yaptığım bu. Bu ilginç bir problem. Şimdi mesela şöyle bir dünya hayal edin. Her şey encrypted. Hatta ben öyle bir makale yazmıştım. Everything, encrypt everything diye. Gerçekten de her şeyi encrypt ederek yaşayabiliriz arkadaşlar. Mesela maaşımız, sağlıkla ilgili kayıtlarımız, finans kayıtlarımız, her şeyimiz encrypted. Aslında bayağı güvenli olur bu. Niye biliyor musunuz? Çünkü hiç kimse o dataya ulaşamaz. Kopya edilmesinin bir anlamı da yok. Harika. Ama onun üzerinde hesap yapmak istiyorsan o zaman anahtar lazım. Anahtar yapmadan da hesaplayabilirim. Niye? Çünkü elimde FHC var. Örnek vereyim. Mesela benim maaşıma İstin Üniversitesi %20 yirmi e, artırmaya karar versin. Kesinlikle böyle bir şey yapmazlar. Hiçbir şüpheniz olmasın. Olsa olsa yüzde %5 arttırırlar. Ama %20 diyelim ki sevinelim yani. Bu sene yüzde %20. Benim maaşım, orijinal maaş değerim MTL. Aylık ya da yıllık maaşım MTL. M şifrelenmiş database'te C olarak duruyor. Bunu benim İK başkanım bile bilmiyor. Hatta ben şunu da hayal ediyorum. Bir gün benim de bilmeme gerek yok. Şifreli bir şekilde benim bankamda dursun. Şifreli bir şekilde gideyim. İşte efendim sütlacımı alayım. Her şey şifreli. Şifre, şeyin de sütlacın da fiyatını bilmeme gerek yok. Önemli olan önemli olan işlem yapabilmem. C'yi tutuyor ya benim ismi de aslında encrypted. Şimdi dedim ki benim maaşım artırılmak isteniyor. O zaman FHC Mult 1.2 ile C'yi çarp. Bitti. Yani yeni maaşım C Şimdi artık serverda C var. Benim yeni maaşım %20 daha fazla %20 daha fazla sütla çiyebilirim onunla. Gerçekten bu mümkün yani. Böyle bir dünyaya doğru ilerliyoruz. Şimdi bu bize güvenli, güvenli e, hesaplama sağlıyor. Secure Computation. Şimdi kadar Secure Communication ile uğraşıyorduk. Secure Data Security ile uğraşıyoruz. Yani servera koyalım da kimse onu çalmasın. Bir de şimdi Secure Computation'dan bahsediyoruz. Yani hesapla ama neyi hesapladığın bilinmesin. Bu çok ilginç bir problem. Gerçekten eğer biz bunu yapabilirsek bayağı bir güvenli oluruz. Şimdi biraz hızlıca size 2-3 satırda çünkü machine learning'den baş, baştan bahsettiğim için machine learning koyayım içine. Şimdi mesela e, machine learning algoritmaları nelerdir? İşte, okumamış olabilirsiniz. Okey, yani o kadar önemli değil. Ama şu aslında. Machine learning algoritması denen şey, matematiksel e, araçların tümü bize aslında şunu yapıyor. Bir fonksiyonu konstrakt etmenizi sağlıyor. Bu fonksiyon datadan konstrakt ediyor ki yeni dataya yeni data geldiğinde yaptığı hesaplamalar mümkün olduğu kadar doğruya yakın. Bütün şey bundan ibaret. Yani var olan datayı kullanıp gelecek olan data hakkında karar vermenizi sağlıyor. Datayı da şimdi datada çok fazla arkadaşlar. Gerçekten machine learning data da çok fazla. Mesela Binlerce X-ray e, fotoğrafı çekiliyor, milyonlarca Türkiye'de mesela Medical Park hastanelerinin 36 milyon müşterisi varmış. Yani her birimizin kolu kanadı bir gün bir yerde e, röntgen makinesine dokundu. O kadar çok röntgen şey var, e, filmi var. Bu binlerce datayı bizim yani evdeki, okuldaki, bir yerdeki şeyde sistemde tutmamız mümkün değil. Gerçekten terabayt bile değil, yani petabyte düzeyinde datalar bunlar. Gerçekten saymayacak. Bunları cloud'a koymak gerekiyor. Bir de da ucuz. Şimdi mesela data eğer, şimdi sağlık datası o kadar bence güvenli olmasına gerek yok. Yani yeter ki ne bileyim işte sporcuların filan böyle şeylerin sağlık datası kritik olabiliyor ama senin benim sağlık datam o kadar önemli olmayabilir. Olabilir ama finans datası çok değerli. Yani finans firmaları datayı acayip kıskançlıkla koruyorlar. Çünkü bütün varlığı o datada, bütün kazancı o data üzerinde. Data üzerinde yapmış olduğu bir takım çıkarımlar, öngörümler, modeller onu ona parayı kazandırıyor. Başka bir konu da e, milli güvenlik. Milli güvenlik çok daha önemli. Mesela dolaşıyor bizim dronlarımız sınırlarımızda. Yani birkaç tane savaş devam ediyor şu anda sınırlarımızda. Hala bitmiş olmayanlar var. Bizim sürekli data topluyoruz. Bu datayı en güzeli cloud'a tutmak olur. Yani bunu ABD daha çok yapıyor. Türkiye bir gün yapıyor, yapar mı, yapmaz mı? Görürüz inşallah yaparlar. Ama bunu şifrelemek gerekecek arkadaşlar. Çünkü o dataya başkalarının ulaşmasını, başka devletlerin ulaşmasını, bir takım örgütlerin ulaşmasını istemezsiniz. Şimdi, şunu diyeceğim size. Öyle bir şey düşünün ki data, bir makine öğrenme algoritması hayal edin. Data Kullandığı data da şifreli, makine algoritmasının parametreleri ve topolojisi de şifreli. Çünkü öyle olması gerekiyor. Çünkü her şey o bulutun içerisinde. Bizim algoritmamız da bulut üzerinde çalışmalı. Mesela bir örnek vereyim size. Çok meşhur bir problem makine öğrenmesi algoritması var. SVM diye. Biraz saçma bir ismi var. Support Vector Machine diye anlamsız bir isim aslında. Ama bu ne yapıyor biliyor musun? Bu var olan datayı ikiye bölüyor. Mesela spam datasıyla spam olmayan data. İşte efendim bir kredi kartı işlemleri düşünün. İşte normal kredi kartı işlemleriyle sahte yani fraudulent kredi kartı işlemleri. Dolayısıyla bütün bu datayı makine öğrenmesi, algoritması öğrenince sonra bir den bir, biri bir kredi kartı kullanınca o o kullandığı bilgi işte gitmiş işte ne bileyim, senden bir şey almış. E, ama aynı şahıs daha önce ne o şehirde bulunmuş ne de o teksene gitmiş, ne de öyle bir ürün almış. Dolayısıyla bu makine öğrenmesi, algoritması onu hemen o Orange grubuna sokuyor. Diyor ki bu bir fraudulent data olabilir. Dolayısıyla böyle sistemlerin sürekli çalıştırmamız lazım. tek problem bizim bunları cloud'da encrypted data üzerinde çalıştırmamız gerekiyor. Dolayısıyla dolayısıyla Gerçekten SVM çok faydalı. Gerçekten şifreli data üzerinde SVM yapmak çok daha faydalı. Dolayısıyla bu bize kredi kartlarının üzerindeki çarjların doğru ve yanlış olduğunu bize gösterir. Şimdi yalnız bir şey söyle. Burada bir bir resim göstereyim. resimde duracağım. Şimdi bir iki şey söyleyeceğim burada. Bakın bir makine öğrenmesi algoritması var ve onun datası var. Algoritma derken bir neural network var, bir topoloji var, bir de kas var. Data da var. Bunların üçü de şifreli. Yani ML algoritması da şifreli, datası da şifreli. Ayrıca bizim ona yaptığımız query'ler, yani bizim yaptığımız hey bu bir problem mi değil mi? Bu kredi kart çarjı doğru mu değil mi? Yani fake mi değil mi? Diye sor, o sorularımız da şifreli. Çünkü insanların datasını açığa açmak istemiyorsun. Yani burada bir encrypted ML server var. Training datası da encrypted. Query'ler encrypted. Cevaplar da encrypted. Ve bu polinomial fonksiyonlar hesaplayabiliyor. Yani SVM gibi fonksiyonları hesaplayabiliyor. Böyle bir model var arkadaşlar elimizde. Ve insanlar bugün gerçekten bugün bunu kurmaya çalışıyor. Yani buna ABD'nin Defense Advanced Research Project Agency denilen DARPA kurumu, yani böyle milyonlarca dolar para döktü buna. Biz de o projelerin içerisine girdik. Bir tanesini yakın bir zamanda aldık, biz de uğraşıyoruz. Yani benim de bununla uğraşan bir grubum var. Şimdi size biraz bir algoritmalardan bahsedeyim. Çünkü aslında henüz 20 dakika var ama biraz geç başladık. 18 artı 10, 28 dakika var. Kesinlikle e, yeter bana bu. E, biliyoruz, Craig Gentry geldi, devrim yaptı. Sağ olsun, süper zeka bir arkadaşımız, gencimiz, süper. Bak, başka durmadı ki onunla. İnsanlar sürekli Gentry'nin kendisine dahil olmak üzere, Sürekli bir takım yeni algoritmalar buldular. Algoritmanın isimleri var: BGV, BFV, TFH ve de CKKS diye. Bu son algoritma çok ilginç. Bu konu oldukça aktif bir research konusu. Bakın orada 2017 deniyor ama 2020'nin sonunda Aralık ayında bile elimde makaleler var. Yani bakın ben size göstereyim o sayfada. Bakın bu makale 2018'de yazıldı. Bu makale 2019'da yazıldı. Bu 2020'nin başında yazıldı, bu da sonunda yazıldı. Ben eminim şu anda 2020'nin başında da bir şeyler çıkacak. Benim yazdıklarım da bir üç ay sonra filan çıkar inşallah. Ben de üzerinde bunun çalışıyorum. Ee, bir takım problemler var. Mesela bu problemlerin isimlerini söyleyeyim. Bootstrapping problemi var üzerinde çalışıyoruz. Rescaling de bir problem var üzerinde çalışıyoruz. Reencryption yani reencryption diye bir problem var üzerinde çalışıyoruz. şimdi CKKS niye enteresan biliyor musun? Genellikle bütün şifreleme algoritmaları binary data'yı encrypt ediyor. Bu benim işime pek gelmiyor. Çünkü benim makine öğrenmesi algoritmalarım aslında approximate data üzerinde çalışıyor. Onların aritmetini yapıyor. Mesela 2.7 ile 5.3'ü toplamam ya da çarpmam gerekebilir. 2.7'yi nasıl şifrelemeliyim ki 5.7 ile şifreli haliyle çarpabileyim. Ki sonuçta, sonuçta iki tane approximate data. 2.7 ile 5.7 çarpılabilsin. Bunları bir tek CKK'ye sağlıyor. O yüzden CKK hep bizim için çok önemli. Ben aslında bir cil üzerinde çalıştım. Çünkü DARPA istiyordu. DARPA'nın başka fikirleri var. Büyük ihtimalle binary encryption'dan başka bir modelleri var bize söylemiyor. Olsun söylemesin. Onlar üzerinde çalışıyor. Ama CKKS Endüstri istiyor arkadaşlar. O yüzden bizim şeyimiz bütün konsantrasyonumuz CKKS üzerinde. ve onun da hem yazılımını üretmek hem de donanımını üretmek üzere. bir tane grup, bir araştırma grubumuz, research grubumuz var. Adı Semiotic AI. Kaliforniya'nın Los Altos şehrinde, San Francisco'nun yakınlarında bir yer yani. Bizim amacımız donanım ve yazılım geliştirmek. Ve bu donanım ve yazılımlar e, ulusal güvenlik ve finans e, sektörlerinde kullanılacağını ümit ediyoruz. Şimdi azıcık size CKKS'den bahsedeyim. Çünkü şu ana kadar RSA'yı biliyorsunuz multiplicative homomorfik. Ama hem multiplicative hem additive homomorfik bir algoritma nasıl oluyor? Şimdi tabii gidip Gentry'den başlamak lazım. BGD ama gerçekten bu algoritmalar çok zahmetli. Yani Bacon sadece CKKS'den bahsedeceğim. Ee, çok fazla içerisinde matematik var. Bu matematik farklı yerlerden ödünç alınmış, buraya getirilmiş, kullanılan bir matematik. Bu noktada probability theory var, finite fields var, cebir var. Ee, bakın nedir, nasıl çalışıyor? Birincisi, Cyclotomic polinomlar kullanıyoruz. Empt cyclotomic polinomials. Empt cyclotomic polinomial nedir? Öyle ki bu polinomun bu polinomun kökleri birin kökleridir. Rustov uniti. Yani bu x üzeri eksi m eksi birin yani şunu demek istiyorum. Bu cyclotomic eminci polinomun polinomun köklerin hepsi primitive roots of unity'dir. Böyle bir özelliği var. Bir örneğini de göstereceğim. Dolayısıyla bunların rootlarını e üzeri 2 i p c bölü m biçiminde yazabilirsiniz ama J ile m birbirine relatifli prime olmak üzere. Yani aslında siz bu polinomları, bu one degree polinomları çarpıyorsunuz. Bütün bu kompleks sayılar çarpılıyor ve cancel oluyor. Ortaya bir siklotomik bir polinom çıkıyor. Bizim yaptığımız bu. Şimdi bunun derecesi bu m e, polinomial ama derecesi n. n de m'in yarısına eşit. n de yarısına eşit. Yani böyle bir özelliği var. Dolayısıyla bilim kökleri en tane kökü olduğu için aslında bu polinom x üzeri en artı bir demek. Aslında bir yani o kadar çok matematik kullandım ama polinomun kendisi x üzeri en artı bir. Yani benim polinomum bu. Ben phi of m dediğim zaman sizin anlamanız gereken polinom şu. X üzeri en artı bir. Öyle ki n de m'in yarısıdır. Tamam. Bu aklınıza bu kalsın. Bu polinomlarla çalışacağım. Bu bir. İkincisi, bana root of unity lazım. Bu root of unity'leri de zeta diyeceğim. Bu root of unity'leri kompleks field'de hesaplayacağım. Bunlarda bu principal root of unity de e üzeri iki ip bölü m olsun. Tamam? Bunun powerları bana lazım. Yani zeta üzeri jler lazım. Onları da düşünüyorum. Ona da dikkate alıyorum. Ee, böyle en tane C değeri var. Çünkü bunlar hepsi art sayılar. Çünkü bizim en sayımız 2 üzeri K gibi 2'nin power'ı bir sayıydı. Dolayısıyla benim aslında kümem bakın şöyle bir küme. Mesela bunu ben 16 için göstereyim size. 16. 16. Cyclotomic polinomunun kendisi x üzeri 8 artı 1. Bu. x üzeri 8 artı 1. Bu. Bunun kökleri, primitif kökü zeta. O da 2 üzeri 2 ay pay bölü 16. 0.92 artı 0.38 c. Ayda bizim ayda şey. E, eksi 1. Kök eksi 1. Dolayısıyla bir de bunların bana Tek powerları lazım. Üçüncü, beşinci, yedinci, dokuzuncu, 11 on ve onbeşinci böyle sekiz tane powerı var ve benim matematiksel objelerim bunlardan ibaret. Şimdi arkadaşlar burada biraz beyaz simetri var. Şöyle ki zeta onbeşin zeta onbeş zeta'nın eşleniğine eşit, conjugate'ine eşit. Zeta on üç üçün zeta onbir zeta beşin eşleniğine eşit. Artı Z üzeri 16 her zaman bir e, olduğu için Z kere Z üzeri 15 Z kere Z eşlenik 1'e eşittir. Böyle bir takım simetriler var. Dolayısıyla bu simetriden dolayı aslında ben bunların hepsini kullanamıyorum. Dikkat ederseniz dikkat ederseniz 15 ile Zeta'nın kendisi birbirinin kompleks konjugeti. Yani ikisi birden benim işime yaramıyor. Bir tanesini almam gerekiyor. Dolayısıyla ben aslında benim kümemi bir yarıya daha böldüm. M cyclotomic polinom oldu ama x'in power'ı m'in yarısıydı. Ama kullanmaya gelince, Rustok üniteleri kullanmaya gelince sadece dört tanesini kullanabiliyorum. Bu da benim dimension'ımı küçültüyor. Dolayısıyla m'in bayağı bir büyük olması gerekecek. Bunu göstereceğiz. Şimdi ben nerede çalışıyorum biliyor musun? Ben şimdi benim bütün matematiksel objelerim, plain text'lerim, cipher text'lerim bir polinom olacak. Bu polinomlar mod faya göre polinomlar. Yani x üzeri n artı bir, modülü x üzeri n artı bir. en yüksek derecesi n eksi 1 olabilir. Bu polinomların kas tam sayı, z of x. Burada olacak. Bundan da öyle. Şimdi ben tabii z of x dersem bunlar integerlar. E, z çok büyüyebilir. Çok büyük integerlarla tam sayılarla çalışmam gerekebilir. O yüzden onu da küçültüyorum. Onu da z r of q diye bir daha dar bir polinomial küme tanımlıyorum. Z 60'dan alıyorum. alıyorum. Yani kat da eksi 30 artı 30 arasında olacak. Yani anlatabiliyor muyum? Benim polinomlarım böyle polinomlar. Bakın bir örnek göstereyim. Mesela böyle bir polinom. Bu polinomun derecesi en fazla 7. Kaç sayılar? Eksi 30 artı 30 arasında böyle sayılar. Aslında ben şurada bunu ayı yaparken şu eksi 51'i görm görmemişim. Aslında bunu 60 ekle buna 9 demem lazımdı. Ee, dolayısıyla aslında burada düzeltmişim galiba. Burada burada integer hali doğru. Bu tamamıyla integer hali bu da mod 60 düşürülmüş hali. Dolayısıyla eksi 51 artı 9'a dönüşmüş. Yani görüyor musunuz arkadaşlar benim polinomları? Bakın artık bu şimdi bundan öncesini unutun. Artık böyle polinomlarla çalışacaksınız. Böyle polinomları ekleyeceksiniz. Böyle polinomları çarpacaksınız. Ama çarptığınız zaman polinomun derecesi yükselecek. Derecesi yükseldiğinde o polinomu mod x'leri n artı 1'e göre reduce edeceksiniz. Böyle bir matematiksel kümenin içindesiniz. CKKS burada çalışıyor. Devam edelim. Şimdi bir şey daha yapmam lazım. Bir tane makine öğrenmesi datasını alıp bir polinoma dönüştürmem lazım. Veya işim bitince polinomdan da makine öğrenmesi datasına geri dönmem gerek. Bunu nasıl yapıyor? Bu, bu, problemlerin isimleri embedding problemleri. Bunun için o, bunun için bana Root Unity lazım. Root Unity bakın şöyle çalışıyor. Benim benim tam ki üzeri e üzeri 2 ay pi bölü 16 idi. Yani 0.92 artı 0.38 iyiydi. Bu bilgiyle bu bilgiyle aslında bir doğal bir embedding var. O da şu. O da şu. Şu polinomun şu polinomu alıp zeta sonra zeta küpte, sonra zeta üzeri 5'te bütün zetalarda evolüet edebilirim. Ettiğimde o bulduğum şeyler kompleks sayılar olacak. Approximate kompleks sayılar olacak. Yani a üzeri x bir polinomdur. Ama sigma a bir vektördür ve entry'leri de içerik içindeki sayılar da kompleks sayılardır ve bunlar yaklaşık sayılardır. Çünkü zeta yaklaşık bir sayıdır. Böyle bir embedding var. Mesela yani şunu demek istiyorum. Bu polinom aslında bu polinom aslında bu vektöre karşılık geliyor. Yani bu kompleks vektörün bu taraftaki benim FH domainindeki karşılığım bu polinom. Polinomun katsayıları tam sayılar polinomun en yüksek katsayısı n eksi bir. Burada bu polinomlarla uğraşırken aslında buradaki kompleks sayılarla işlem yapıyor olmam lazım. Yani azıcık şöyle düşünün. Buradaki bu iki polinomu çarptığım zaman burada da iki tane vektörü çarpıyor olmalıyım veya topluyor olmalıyım. Devam edelim. Aslında çok iyi hatırlıyorsunuz bu kısmını. Bu zeta ile ilgili ilişki bizim için gerekenler 1, 3, 5, 7 idi. Çünkü diğerleri kompleks konjüge etti. Gerçekten bakarsanız, bakarsanız, eksi 20 artı 58, eksi 20, eksi 58. Değil mi? Bunlar birbirinin benzeri sayılar. Ben, benim yapmak istediğim oraya sayı koymak olduğu için birini koyduğum zaman diğerini belirlemiş oluyorum. Yani ben buraya 5 artı 3 i koyduğum zaman zaten hemen elim gidip bunu 5 eksi 3 i yapması gerekir. Bunu kullanamam. Buraya daha bağımsız bir şey koyma Hakkım yok. Dolayısıyla ben aslında dört sayıyı embed edebilirim. Ve bu embed etme olayı bu bu e, sigma fonksiyonunu, polinomunu evaluate etmek olduğu için bu da şeye dönüşüyor. Bir Van der, e, der matrisiyle matriziyle ya çarpmaya ya da tersini almaya dönüşüyor. Bizim işimiz bu. Bizim işimiz bu. Yani bizim işimiz bu trans, Van der Monde matrisinin transpozu ile A'yı çarpınca kompleks sayıları buluyorum. Inverse alınca da polinomu buluyorum. Yaptığım işlemler bunay. Buraları geçeyim. Tüm bunları detayını açıklıyorum. Yani bizim aslında biz bir encoding, decoding yapıyoruz. Bu daha hala encryption yapmadık. Oh, daha bekleyin. Encryption yapmadık. Encoding işlemi encoding işlemi V üzeri T çarpı A. Buna encoding deniyor. Decoding işlemi de V üzeri T'li bir V üzeri T çarpı A'lı bir lineer sistemi çözme problemi. Buna da decoding işlemi deniyor. Yani benim yapmak istediğim benim ne no oluyor bakın sonuçta bu vanda matematiklerinde bir enteresan özellikleri var. Inverse de zaten kendisi. Dolayısıyla ben, bende polinom varsa kompleks sayıları kompleks sayılar varsa polinomları bulmanın bir yolunu kurmuş oldum. Bu benim için çok önemliydi. Bu benim için baya önemliydi çünkü benim amacım bütün datayı kompleks sayılarla diyecek hocam ben zaten kompleks sayılar değil. O zaman o e, imaginary kısımlarını sıfır al. Yani kompleks sayı olması gerekmez ama bugün artık kompleks sayılarla çalışan neural network'lar var ve çok daha efektifler dolayısıyla onları da kullanmak isteyebiliriz. Şimdi bunu bunlara da böyle bir yavaşça geçeyim çünkü hala encoding'in detaylarından bahsediyorum. Hatta burada şöyle bir cümle kurmuşum. There are complex neural networks and coefficients and data can also be complex numbers. Yani niye hep kompleks sayılarla çalışmak zorundayım? CKKS algoritması değerli kardeşim bu bizi kompleks sayılarla çalışmaya yönlendirdi. Şimdi mesela burada bir örnek var. Diyelim ki benim e, benim boyutum 4. N eşittir 4 olsun. Şimdi N eşittir 4 olunca vektörün uzunluğu 4 ama biz ne demiştik? Sen yarısını kullanabilirsin. İlk ikisini kullandığımda diğer ikisi onun kompleks conjugate olacak. Yani M2 ile M1'i tekrar edeceğim. Bunu tekrar edince bakın ben burada ben burada Bakın bir polinom almışım. 1, 2, 3, 4 polinomu. Bu 1, 2, 3, 4 polinoma, polinomuna karşılık gelen kompleks sayılar eksi 0.41 artı 7.24 i ile 2.41 artı 1.24 i. iki tane kompleks sayı. Bu bana embeddingin nasıl olduğunu gösteriyor. Şimdi ben size şunu da göstereyim. Ee, ben o a'yı bulmuşum. A A şeyi polinomu 1, 2, 3, 4 polinomu yani 1 artı 2 x artı 3 x kare artı 4 x küp. Buna karşılık ben A'dan Z'yi hesaplamaya çalıştığımda bulduğum kompleks sayılar bakın 1.0 artı 4.4 10 üzeri eksi 16. Yani bu yaklaşık olarak 0, bu da yaklaşık olarak 0. Bunlar da ortaya çıkan sayı 1.0, 2.0, 3.0, 4.0. Yani 1, 2, 3, 4. Yani olay şu. Zeki bir farkı da o zaten. Hep approximate işler yapıyor. Dolayısıyla hatalar da birikiyor. Bu da bizim için büyük bir dert. Yani biz zaten floating point işlemler yaparken çok fazla sayıda hatayı neural network'te biriktiriyoruz. Bazen o hatalar neural network'ın yanlış hesaplamalar yapmasına neden oluyor. Ama bu CKKS FHC algoritmasında daha fazla belirgin bir problem haline geliyor. Şimdi buraları da arttırmam lazım. Ben size birazcık şimdi e, Secret Key'den ve ana, e, Public Key'den bahsedeyim. Şimdi Secret Key ne, nasıl bir şey olacak? Encryption Key. Encryption Key bir, bir polinom olacak. Ama ben bu polinomu, ben bu polinomu, arkadaşlar burada ben onu nerede tam açıklıyorum. Bu polinomu nereden aldığımı size söylemem lazım. Bakın şuradan alıyorum. HWT diyor. Bu HWT şu demek. Hemingway'di çok düşük olan bir setten alıyorum. Yani benim secret key'im aslında polinomların kat 0, 1 ya da eksi 1 olan bir polinom. Başka yani Q 60 ya eksi 30 ile artı 30 arasında gidip geliyordum. O kadar büyük olmasına gerek ki olmuyor. Onun yerine artı 1 ile eksi 1. Yani çok basit polinomlar oluyor benim secret key'lerim şöyle polinomlar olacak. S eşittir mesela e, bir artı x bütün bu şeyler eksi x kare artı x üzeri yedi eksi x üzeri dokuz eksi x üzeri on böyle polinomlar. Benim polinomlarım hep e, katsayıları düşük olan polinomlar. Sıfırla bir e, eksi sıfır eksi bir, bir arasında yani. Bunun kas sayıları eksi bir, sıfır ve bir arasında. Böyle çok küçük polinomlar kullanıyorum. Bu bir. Tabii sıkıntı Key inkripsiyon etmeme, etmeme yarayacak. Public key'e fazla giremeyeceğim. Vaktim yok public key'e girmeye ama inkripsiyon nasıl yapılıyor? Madem sıkıntı Key var elinde, inkripsiyon inkripsiyon of M Encryption of M. Tabii public key ile encrypt ediliyorsa bile public key aslında public key'den bahsetmem lazım. Public key nasıl hesaplanıyor? Public key bu secret key'di SK. Public key de bir ikili B ve A diye B ve A diye. Bunun bunlar gerçekten RQ'den geliyor arkadaşlar. Bu RQ mümkün olduğu kadar büyük oluyor. Yani public key'deki polinomların katsayıları çok büyük olabiliyor. Katsayılar büyük. Hatta burada QL diyor ben size göstereceğim QL eşittir P üzeri L gibi bir integer'ın bir e, genellikle asal sayının L'inci power'ı. Onun yüksek olabilecek. Göstereceğim ne kadar yüksek olacağını. Buradan yani sonuçta sonuçta PK de bir ikili polinom. İki polinomdan ibaret. PKD de bu. Tek farkı polinomun katsayıları daha büyük. Secret key de iki polinomdan ibaret. Birincisi bir, öbürü de S biçiminde. Tek e, özelliği katsayıları çok küçük. Elinde bir secret key var, bir de public key var. Encryption nasıl yapılıyor? Encryption şöyle yapılıyor arkadaşlar. Random bir sayı seçiyorsun R. Bunu public key polinomuyla çarpıyorsun. Tabii ki polinom iki tane polinomdu. Çarptığın zaman R ile çarpılmış olur. B'yi de A'yı da R ile çarpılmış olacaksın. Sonra buna sonra buna M senin şifrelemek istediğin plaintext, plain M'e bir E0 random sayısını ilave ediyorsun. Yani bir şekilde M'i e e, randomize ediyorsun. Ayrıca ikinci bir random sayı alıyorsun. Bu E0 ile E1 iki tane random sayı. Bunların da aslında boyutları küçük. Bunlar da eksi bir ile artı bir arasında giden gelen sayılar. Vektörler ama eksi bir ile artı bir arasında. Bunu eklediğin zaman bizim bizim e, hiç RSD'den hiç alakası yok. EAS'den alakası yok. Bütün yaptığımız şey bilinen bir public key polinomu pair'ı ile bir random sayıyı çarpıp buna m'i eklemek ve ayrıca da bir e0'ı eklemek. Bütün yaptığım bu. Bütün yaptığım bu. Bu şifreleme yapıyor. Yani şifrelemek ne, ne yapıyor? İki tane polinom ekliyor arkadaş. Bir e, plain e bir polinom ekliyor. Bütün yaptığı o. Peki deşifre nasıl ediyor? Decryption nasıl yapıyor? Decryption'da dot product yapıyor. Şimdi bu CT, CT bu Bunlar birer vektör boyutları iki. C, e, CT ve SK yiz. bunları, bu ikisini dot product yaparsanız, bu da size emi geri verir. Ha, şimdi bu bize neyi sağlayacak biliyor musun? Bu kadar basit encryption ve decryption fonksiyonları, Olağanüstü üstü basit. Neyi sağlıyor? Encryption bu, decryption da bu. Çok gerçekten çok basit fonksiyonlar. Bu bize mesela homomorfik addition sağlar. Niye? Bir tane encrypted text'i bir plain cipher text'e başka bir cipher text eklediğin zaman bunlar pairs of polynomial, polinom polinomları topluyorsunuz. İki polinomu topluyorsunuz. O kadar. Süper, harika. Yani RSA'de bunu yapmamıza imkan yoktu. Ne demiştim? RSA additive homomorfik olamıyordu. Aramayın bile dedim. Çünkü o enkripsiyon fonksiyonu o kadar önemli ki, o kadar belirleyici ki, e, öyle karmaşık bir enkripsiyon fonksiyonundan editif homomorfizm çıkaramazsınız. Böyle basit bir enkripsiyon fonksiyonu kullanmanız, yani enkripsiyon tarafı fan basit. Şimdi, CKKS algoritması karmaşık, tamam kabul ediyorum. Algoritmanın diğer bütün yol, yönleri çok karmaşık, ama encryption'a gelince iki polinomu topluyor. Dolayısıyla iki bir tane polinom var encrypted text. Başka bir polinom var encrypted text. E bunları topladığım zaman da homomorfik addition yapıyorum. Peki homomorfik multiplication nasıl olacak? Heh, orada işler biraz karışıyor. Çünkü iki polinomu birbiriyle çarptığım zaman başka garip şeyler çıkıyor. Mesela şöyle diyelim. Bir tane P1 ile P2 var. Bir de Q1 ile Q2 var. Şimdi ne oluyor biliyor musun? P1 ile Q1 çarpılıyor. P2 ile Q2 çarpılıp toplanıyor. Yani aslında biraz şeyler karışıyor. Çünkü hem sahip polinomlar çarpılacak. Ha diyecektim polinom çarpması bir problem değil. Tabii ki. Kesinlikle değil. Çünkü bizim polinomlarımızı biliyoruz. Bunlar hepsi sakrotomik polinoma, mod saklotomik polinom olduğu için hepsi bunlar reduce olacak. Ama tek problem arkadaşlar, tek problem burada ortaya çıkan, burada ortaya çıkan terimlerin şu ortadaki terim, buradaki yani C0 C1 prime artı C0 artı C1 prime bu terim bize sıkıntı yaratıyor. Yani bizim aslında ondan bu çarpımla elde edilen cipher text'i linearize etmemiz gerekiyor. Nasıl? nasıl şey nedir plain text nasıl edition yani şuradaki edition ummfik edition otomatik olarak linear c jesuforla jesuforüsü cebirle cebirüsü eee toplanıyordu. Burada öyle değil. Burada öyle değil. Burada bunu yapmak gerekiyor. Bunu yapmak için gereken işlemler işte ben size dedim ya bu insanlar bir takım problemler üzerinde çalışıyor. Bir tanesi linearization, öbürü rescale bir de bootstrapping. Bootstrapping. Bunlar üzerinde çalıştığımız problemler. Bunlar bizim işimizi zorlaştırıyor aslında. Mesela burada risk elden bahsediyorum. Risk de şu demek arkadaşlar. Şimdi bütün bunları siz modulo bir yerde yapıyorsunuz. Modulo mesela P üzeri K gibi bir e, domainde yapıyorsunuz. Şimdi şu biliniyor, hatırlıyorsunuz, şifrelemek için bir e sayısını, random sayısını ilave ediyordum. O ilave ettiğim şeyler, ben toplamaları ama özellikle çarpmaları yaptıkça o ilaveler büyüyor, büyüyor, büyüyor. Benim plain text'im o ilavelerin altında kayboluyor. Bunun olmaması için her seferinde o modülüsü küçülmek gerekiyor. Şurada p üzeri l ile çalışıyorsan bir sonraki level'da P üzeri ile eksi ile çalışman lazım. Bir sonraki P üzeri ile eksi 2 ile çalış. Her seferinde modülüsü küçükten lazım. Bu da bütün cipher textleri p p üzeri eksi ile çarpmak demek. P üzeri eksi bir mod başka bir polinom başka bir e, göre çarpmak demek. Bütün bunlar bizim işimizi çok zorlaştırıyor. Size son birkaç tane şeyden bahsedeyim. Sonuçta biz neye vardık? Ne? Polinomial addition yapabiliyoruz. Polinomial multiplication yapabiliyoruz. Ondan sonra division by integer rounding yapabiliyoruz. Bütün operasyonlarda mod 2 eksteri n artı bir de yapabiliyoruz. Bütün bunların hepsini yapabiliyoruz ama bizim bu problemleri çözmekte e, bayağı baya bir şeyimiz var. Sıkıntılarımız var. Şimdi peki bunlar güvenlik için nerede olması gerekiyor? Arayse algoritması 2000 bitlik bin bitlik şeyler asal sayılar, iki bin bitlik işte efendim modülut kullanıyor. Burada ne olacak? Cevap n. N neydi? Polinomun uzunluğu. Tamam, polinomun uzunluğu. Maksimum koefis, maksimum power'ı. Bakın polinomun maksimum power'ı 32 bin, 32 bin uzunluklu bir polinom. Peki katsayıları ne kadar büyük? Ben 60 dedim. Ne 60'ı? En küçük katsayı 27 bitlik bir kas sayı. 2 üzeri 27 gibi bir sayı. Kas sayılar 2 üzeri 81'e 881'e kadar çıkıyor. Üstelik bunlardan da daha büyük şeyler var. Yani demek ki bizim o polinomlarımız bayağı büyük polinomlar. Dolayısıyla bir tek bir mesela en 32 bin bitlik her bir kas sayısı da 881 bitlik. Dolayısıyla bir tek cipher text 57 milyon bit yer kaplıyor. Kötü mesele de bu. Demin hocamız diyordu ya bitirdim konuş. Ama hocamız diyordu bize ya hocam ben şey duydum. Nedir bunun çok işlem istiyor, çok yavaş diyor diye diyordu bize. Evet değerli arkadaşlar, oldukça yavaş. problem burada. Yani bizim de üzerinde çalıştığımız problem buna uygun mimari düşünmek. Buna uygun bilgisayar sistemine düşünmek. Yani diyeceksin hocam süper bilgisayar. Kompüter. Süper bilgisayarda bu kadar memorisi yok bir tek sayfa text, bin biti şifrelemek, 881 biti şifrelemek için 57 milyon bit kullanıyorum. Üstelik bundan da ibaret değil. terabaytlara başka bir slide'lar var bende. Terabaytlara çıkıyor bir tek, sadece bir encryption olayı. Dolayısıyla data movement'ın çok zor olduğu problemlere geliyoruz biz. Dolayısıyla biz bunlar, bizim bunlar için özel çipler tasarlamamız gerekiyor. Özel hafıza açıkları yapmamız gerekiyor. Arkadaşlar biliyorum bu son kısmı çok karışıktı e, ama yani problemin kendisi karışık. E, e, ben bir gün daha basitleştirebilir miyim? Bir sene sonra daha basit bir şekilde anlatırım inşallah. O hale getirince gene konuşuruz sizinle. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Teşekkür ederim. Sorularınız varsa alabilirim. İstiyorsanız bu slide şeyi kapatayım screen sharing'i kapatayım. Herkes birbirini görsün. Arz ederseniz konuşarak da Efendim, sorabilirsiniz bana. Lütfen. Birkaç ben yapsam olur herhalde. Tabii hocam. Homo homomorphic encryption homomorphic encryption avantajları ve dezavantajları hocam. Hocam avantajı onu yaptığını hiç başka kimse yapamıyor. <laughs> dezavantajı da oluşturduğu data CypherTech'te çok büyük. Dolayısıyla o büyük sayılarla işlem yapmak, büyük sayıları bir yerden bir yere yazmak e, çok büyük challenge. Anladım, anladım. Evet. E, diğer arkadaşlarımızdan soru sormak isteyen varsa çünkü... çok basit sorular sormaktan çekinmeyin. Zaten tam zamana böyle zamanlar. E, çünkü bunları kitaplarda yazmıyor, makalelerde yazmıyor. Yani çok basit. Ya bu soru aptalca bir soru olabilir demeyin. Sorun ben size cevaplayayım. Herkesi uyuttum galiba hocam. Yok hocam ben çok özellikle cebirsel kısmı çok kuvvetli olduğu için benim anlam benim için çok güzel oldu. Çok zevkli oldu. Aslında Funda Hocam var. Funda Hocama ben bol miktarda bootstrapping ve riske programları gönderdim. Derslerden sonra okuyacağım dedi hocamsız. Funda Hoca ile hmm. çalışacağım. Funda Hoca, Parşiromonfi Kriptografi kitabının ko yazarlarından birisi. Hmm. Evet diğer arkadaşlarımızdan sonra. Ben bir şey sorayım. <laughs> hocam. şimdi bu algoritmanın peki security hakkında ne söylüyoruz? Yani semantik bu, security arıyor muyuz burada? Tabii tabii arıyoruz. Şimdi şöyle bu en son yazdım 32.881 güvenlik derecesi 2 üzeri 128. Yani bir security fonksiyonu var. Oradan çıkan sayılar öyle. 32.000 bitlik polinomlar her bir kasayı 881 civarında olursa 128 bitlik security sağlıyoruz. Bu daha da başka programlar. Dedim ya distinguish, distinguishable tank'ten geliyor bunlar. Bunlar da işte bir e, sürü random number generator'ı kırmak için ne kadar çok uğraşman gerektiği ile alakalı argümanlar. Teşekkür ederim hocam. Evet. Hocam ben de bir soru sorayım izninizle. Öncelikle konuşma için teşekkür ederiz. Ee, ben kuantum bilgisayarlarla alakalı bir şey sormak istiyorum. Yani evet, bu e, klasik Quantum bilgisayarlar bilgisayar, Evet. Kuantum bilgisayar FHC'yi kıramıyor. Kıramıyor. Peki yani çok klasik algoritma çünkü kırdığı söyleniyor yani olası bir kuantum bilgisayar yapılırsa. Şöyle diyeyim. İki e, iki tane probleme, factorization ya da discrete logaritim ya da eliptik curve discrete logaritim problemine dayanan e, kriptografik algoritmaları kuantum bilgisayarlara kırmak mümkün çünkü onları kıran kuantum algoritmaları var. Ama FHC'nin içerisinde distinguishability kuantum bilgisayarın çözebileceği bir problem değil. Peki oradaki o zorluk işte çok fazla veri var. E, i̇şlemlerinde e, çok fazla bitlerle işlem yaptığı için bir e, maliyetli oluyor yani kısaca. Evet, kuantum evet, bilgisayarında peki bu güçlüğü birazcık aşabiliyor mu dezavantajı? Nasıl aşacak ki? O benim problemim yani ben benim problemim efeciği daha hızlandırmak çok hızlı yapmak yani ben mesela ben buna başlamadan önce ben şu anda bizim yazılımımız bir miktar GPU üzerinde daha önce yazınlananların bin katı hızlı koşuyor biz bin kat sayısına ulaştık bin kere daha hızlıyız. Ama bu konu öyle bir konu ki yani bin kere biraz hani bin kere bile yetmiyor. Bir milyon defa fazla olmak gerekecek. O bundan sonraki her on defa daha hızlı olmak için gereken işimiz daha zor. Ama on bin defa hızlı olabileceğimizi düşünüyorum önümüzdeki üç ay içerisinde. Peki hocam teşekkür ederim. Hocam siz o kadar basit anlattınız ki ben nasıl kırılanmadığını anlayamadım. <laughs> <laughs> ee, o, o security ile ilgili başka security şöyle bu aslında şöyle düşünelim security elinde bilinmeyen bir m var ona da bu bilinmeyen m sayısına bir miktar bilinmeyen bir random sayı ekliyorsun. Ona aslında error deniyor yanlış bir terim ama error deniyor m'ye E'yi ekliyorsunuz Ondan sonra m'ye E'nin eklenmiş halini security ile çarpıyorsunuz bu ortaya çıkan şeyi den şeyin içerisinden sen public key bilmiyorsan public key bilmiyorsan ve public key ile encrypt edip secret key diye diyelim. May ekleyi ekleyip public key ile çarpıp encrypt ettiniz. Şimdi secret key bunu decrypt ediyor. Secret key ile bir inner product yaparsanız bu cipher text'i ediyor ama onun dışında onu hesaplayabilmeniz için guess etmenin dışında bir şey yok. İki şey toplanmış. Neyle neyi topladınız? Sadece guess edebiliriz. Oysa kuantum bilgisayar da orada powerless. Bir hesap yok ki. Guess etmesi lazım. Your guess is as good as mine. Kuantum bilgisayar completely powerless orada. Güzel. Evet. Diğer arkadaşlarımız? Hocam ben tekrar bir şey soracağım. Tamam. Ben de Çetin hocaya böyle şeylerde de soruyorum. Şimdi hocam şey dediniz ya yani bu kuantum bilgisayarlar bunu kıramıyor. Şimdi bu post kuantum kriptografide yani bildiğiniz gibi bu NIST standardization'a göre hani birçok işte lattice based bilmem ne hani bunlar var. Şimdi C2KS bunlardan hangisine giriyor? Yani o CKKS şeyin... C2KS tamamıyla FHC bir algoritma. Aslında bunu post kuantum olarak görmemek lazım. Ama c gidip eninde sonunda yani Gentry ile komple optino set gidip Silverman'ın NTRU'suna dayandığı için Hı, NTRG'den tamam. geliyor bunların. Tamam, yani. tamam hocam. Şimdi anladım. En basit ve sitesinde Variations of NTRU aslında bu. Arada. Tamam, tamam hocam. Evet. Anladığım kadarıyla hocam başka soru yok. Anlatımın netliğinden, sadeliğinden, basitliğinden olsa gerek herhalde. Vallahi hocam çok karışık. Yani ben de inşallah evet. ben şu anda bu e, bootstrapping'i yazıyorum. Yani neredeyse günde 2-3 slide ancak yazabiliyorum. Gerçekten basitleştirmek zor. Zaman alıyor. Yani zamanla dayanıyor. Ben bir şey daha söyleyeyim değerli arkadaşlar. Bu konu gerçekten İngilizce'de bir terim vardır. Uncharted waters. Hani haritasız sular. Bu konu gerçekten uncharted waters. Yani bu makaleleri yazan adamlara fazla güvenmeyin. Onlar da hata yapıyor. Vallahi. ona da yapıyorlar. Yani dolayısıyla bazen mesela takılıyorum bir hafta böyle hani topaş gibi kendi içerimde duruyorum problemi çözemiyorum. Ondan sonra adamların başka bir makalesinde kendi hatalarını düzelt düzeltiyorlar. Yani diyorum olacak şey değil. Yani insanlar yani kendi yazdıkları algoritmayı düzgün yazamıyorlar. Kendi yaptıklarını düzgün yapamıyorlar ve çok sloppy. Bir nedeni de çok hızlı bir şekilde yayınlamak istiyorlar. Hani belki de ya mesela şimdi matematikte böyle şeyler olmaz diye ama oluyor aslında. Ya burası o yüzden review gerekli. Yani bir matematik makalesi review edilmeli. Çünkü orada işte şu argüman, şu teoremden dolayı burayı atlıyor adam. E ona tabii diyor ki bir dakika. Ya o or uygulanıyor mu? Bir hoca oturuyor gerçekten dikkati bir şekilde bakıyor. Uygulamıyor diyor. Senin makaleni reddediyorlar çünkü yanlış. E, yani uygulanıyorsa aa şanslısın. Yani ilk başta performance last birkaç defa review'den geçmedi, düzeltildi. Sonra son haliyle review'den geçti. Bir iki argümanı eksikti. Bu da bu konuda öyle problemler var. Bu konu içerisinde bazı şeyleri böyle hani ellerini sallayıp böyle yani el kol hareketiyle geçiyorlar ama çok açık değil. Sonradan problemler çıkabiliyor ve düzeltiliyor, düzeltilemiyor vesaire. Yani gerçekten çok güzel bir meraklı bir konu. Yani bilinen bir kriptografi değil, bilinmeyen, henüz, ö henüz ödenilen bir kriptografiyi öğrenmek farklı bir şey. Ona hardware yaparken de ona uygun bir şekilde yapmak da farklı bir şey. Bu güzel bir tecrübe. Yani ben gerçekten hayatımın en güzel günlerini yaşıyorum. Merhabalar hocam. Ben de bir soru sormak istiyorum. Öncelikle konuşmanız için çok teşekkür ediyorum. Siklotomik e, evet. polinomlar e, kökleri kompleks sayılarda yaşıyordu. Dolayısıyla e, e, konjugelleri. Primitive Evet. E, konjugelleri de yine kök olacağı için dolayısıyla hani e, onları yarıya bölüyorduk sonuçta kullandığımız zaman. Kullanıyoruz. E, evet. E, yani bunu bir dezavantaj gibi algıladım ben. E, self Tabii, zaman, 32 bin evet. yaparsan, o, 32 bin yani 64 bin uzunlukta polinom. Kullanmam lazım ki 32 bini kullanabilirim. Bir anlamda dede var. Yarısını kullanmıyorum. Ama bunlar yani, çok büyük. Şöyle ki hocam, o zaman e, kökleri self konjuge olacak şekilde bir yapı olursa bu daha avantajlı bir şey mi olur? Öyle algoritma da var. Öyle bir algoritma da var. E, i̇kinci bir sorum hocam, Z60'ı seçmemiz spesifik bir miydi? Yani bu sumans Önce, bir şey ben bir miydi yoksa? Örnek olarak kaldı konu. Küçük sayılar kullanmayacağız ki. Yani bizim sayılarımız 500, 600 bitlik, bin bitlik sayılar gerçekten. Teşekkür ediyorum. Eyvallah. Bir iki tane tavsiye de bunu matematikçi arkadaşlara. Yakın e, bir zamanda Twitter'da paylaştım e, bir, e, bir matematikçi arkadaş var. E, e, Kura'da, Kura'yı bilir misiniz? Kura'da yazılar yazıyor. Bu matematikçi arkadaş e, üniversiteyi okurken 3 derece beden almış. İsrail'den bir üniversiteden mezun. Hem elektrik mühendisliği hem bilgisayar mühendisliği hem de matematik okumuş. Sonra da matematik doktorası yapmış. Yani bu adam e, benim yaşlarımda herhalde şimdi bugün ama belki de daha gençtir. Yani ben 3-5 tane şirket kurmuş Google'da, Facebook'ta, Product Management bir ne falan çok ilginç bir adam. Bir ürünü var adamın adı Origami Logic. Bir anlamda advertising analiz yapıyor. Yani bir advertising'in ne kadar geçerli olduğunu, faydalı olduğunun hesabını çıkarabiliyor. Öyle matematiksel modeller kurabiliyor. Yani ve bu arkadaş e, yıllarca işte 30 yaşına kadar filan İsrail'de yaşarken İsrail'de yaşamak çok güç. Ben size onu söyleyeyim yani. E, olağanüstü güç bir ülke. Fazla politik kısmına girmeyeceğim ama yani bir İsrail'i için bile yani biraz azıcık zor bir ülke. Dolayısıyla en kısa zamanda oradan gitmeye bakıyorlar. O da ayrılmış. Silikon gelmiş. Orada bir yere oturuyor. Şimdi mesela bunu ben örnek göstermek istiyorum size arkadaşlar. Matematik yapın ama yaptığınız matematik yani böyle hasbel kader bir matematik olmasın. Bir şeyin matematiği olsun. gerçekten onun uygulamasının bir faydası olsun. Biraz zor problemlere yönelin. Yani gerçekten basit problemlere çözmeyin Allah'ını severseniz. Yani ne oluyor biliyor musunuz? Sonuçta vakit kaybediyorsunuz. ve böyle hani biraz acık kısır döngüye giriyoruz. Ne gidiyoruz bir matematik okuyoruzken yani üniversitenin içinde o matematiği başkalarına öğretiyoruz. Bu, bu güzel bir şey değil biraz azıcık yani dünyaya açılmak lazım. Gregory Perelman bile çıktı Harvard'da, University of Washington'a falan gitti. Oralarda tartıştı böyle Thurston gibi adamlarla geri gelip işte işte kare çözümü makalesini yazdı. Hiç kimse matematiği bulunduğu ortamda kalarak başaramaz. bu grubun içerisinde çok iyi matematik hocalarım var. üç kişi. En benim tanıdığım bu, hocalarımın üçü de öyle insanlar. Gerçekten çok e, kümelerin dışına çıkmaya çalışmış insanlar. Yani siz genç matematikçiler olarak birazcık zorun peşinde koşun. E, uygulamanı matematik demeyeceğim ama sizin matematiğinizin bir yerden uygulamaya dokunmasının çok büyük faydalarını görürsünüz. Öyle yerlerde çok daha e, heyecanlı problemler var. Ama beni dinlemeyin. Çünkü ben matematikçi değilim. Ben bir mühendisim. Matematikçi olmaya çalıştım. Bayram Hoca söylüyordum hep bunu da hiçbir zaman beceremedim doğal, olarak. benim söyleyeceklerim bu kadar. Ama bir matematikçinin yapmak istediklerini de gerçekleştirdiniz hocam. Şu anda mühendislik uygulaması anlamında. Evet. Teşekkür ederiz hocam. Ağzınıza sağlık. Eyvallah. çok ee, memnun oldum. Ben de memnun oldum. Herkese iyi akşamlar diyorum hocam. başka da söyleyecek sözü olan varsa buyursun. Son sözünü de söylediniz herhalde hocam bu bağlamda güzel tavsiyelerle tamamladık. Belki bizim genç arkadaşlara da dünyayı açalım bağlamında bir aracılık etme anlamında sizlere de bir aracılık edebiliriz. hayatını bir okusunlar. Çok çok eğitici yani. Çok eğitici. Sağ tamam, olun. Teşekkür ederim hocam. Herkese iyi akşamlar diyorum hocam. Herkese iyi akşamlar diliyorum.